Sevgili 7. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf hukuk ve adalet dersi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hadi vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içerisinde verilen kelimelerden uygun olanlarını seçenek doldurunuz. Sosyal zorbalık, e-devlet, anayasa, dilekçe, cimer ve siber zorbalık kelimelerimiz var. Birinci sorumuz. Bireylere devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulduğu uygulamaya nokta nokta denir. Şimdi buradan kalktın gittin vergi dairesine. Dedin ki vergi dairesindeki vergi memuru amcacığım benim vergi borcum var mı diye gidip sorduğunda sana ne diyecek? Var kardeşim ya da yok diyecek. Ha gittin buradan belediyeye. Ya amcacığım benim şu işim vardı nasıl yapabilirim? Ya da okula gittin ya da milli eğitime gittin ya da ne bileyim aklınıza gelebilecek tapuya gittiniz. Araçlarınıza baktınız aracınız. Yani kamu kurumlarının hepsine gidip bu işlemleri yaptığınızın aynısını gelip elektronik Ortamda yaptığımız sistem e-devlettir. E-devlet üzerinden bütün sizin kamu kurumlarında, devlet dairelerinde yaptığınız işlemlerin hepsini yapabilirsiniz. Yani vergi memuru amcayı görmenize gerek yok, e-devletten yapabilirsiniz. Bir devletin yönetim biçimini, yasama, yürütme, yargı organlarını belirleyen, bireylerin kamu haklarını bildiren Temel yasaya ne denir demiş? Temel yasa nedir? Anayasadır. Ana nedir? Temeldir. Ana evin temeli gibi düşünün. Yan anayasa da yasaların temelidir. 3'e bakalım. Bireylerin kendileri ve kamuyla ilgili talep, şikayet veya görüşlerini doğrudan Cumhurbaşkanlığına yazdıkları cevap alabildikleri uygulama nedir? CİMER'dir. Yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER'e yazdığınız takdirde bütün kamu kurumlarıyla ilgili herhangi bir sıkıntınız varsa bunun çözümünü bu noktadan ulaşabilirsiniz. Tabi bunu ya e-devlet üzerinden ya da direkt CİMER'e girerek de yapabilirsiniz. Bireylerin kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek, şikayetleri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına ne denir? Dilekçe hakkı denir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde arkadaşlar kamu kurumlarında bir cevap alabilmeniz için dilekçe hakkını kullanmanız gerekir. Yani dilekçe verdiğiniz takdirde size cevap verme yükümlülükleri ve zorunlulukları vardır. Dışlama, oyuna almama, iletişim kurmama gibi saldırganlık türüne sosyal zorbalık, sosyal zorbalık denir. Peki size bir soru. Bunların aynısını online ortamda ya da teknolojik aletler kullanılarak yapılsaydı siber zorbalık doğuracağımız olurdu. Bunu da aklınızda bulunsun. Devlet başkasının malını izinsiz alınmasının belirli bir ceza olduğuna dair görgü kurallarını koyar. Yanlıştır benim malımı izinsiz alıyorsa bu adam ya gasp etmiş oluyor ya da hırhızlık yapmış oluyor değil mi hırhız yani bu şöyle z ile yazayım da sonra yanlış yazdınız demeyin hırhızmış bu adam o zaman buna devlet görgü kuralı koymaz Görgü kuralı dediğiniz bir sözlü kuraldır, toplumsal bir kuraldır. Devletin koyacakları ise yasa, kanun gibi maddelerdir. Yani yazılı kurallardır. Ondan dolayı yanlış bir ifadedir. Görgü kuralının bir cezası olmaz ama yasa ve kanunun bir cezası vardır. Hukukta hak ararken gerekirse şiddete de başvurulabilir. Yanlıştır. Her türlü şiddetin karşısındayız. Gidip Düzgün düzgün yasal haklarınızı arayın ve haklı çıkın. Eğer şiddete başvurursanız haksız çıkarsınız. Tabii bu e, bazı şartlar farklı ama neyse onları şimdi aklınızı karıştırmayayım. Siz şiddete başvurmayacağınızı bilin. Ülkemizde temel hak ve özgürlükler anayasa ile güvence altına alınmıştır. Doğrudur. 1982 Anayasası'nın döneminden gelip arada bir güncellemelerin olduğu bir anayasa kullanmaktayız ve bu bütün haklarımız, eğitim hakkımız, sağlık hakkımız, yaşam hakkımız gibi bütün haklar güvence altına alınmıştır. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalamıştır. İmzalamıştır. Doğru imzalamamıştır gibi okudum bir anda imzalamıştır doğru. Birleşmiş Milletler'de kabul edilmiş olan insan hakları evrensel bildirisinde yer alan haklar anayasamızda temel hak ve özgürlükler başlığı ile konulmuştur. Bu da doğru cevabımız olacaktır. Şimdi geldik arka tarafta bulunan birinci test sorumuza. Birinci test sorumuza baktığımızda bize diyor ki bizim kurumumuzla ilgili yani eğitimde diyor. Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişi aileye, zümriye veya sınıfa imtiyaz tanınmaz. Olarak tanımlanan anayasa ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Burada diyor ki sen kim olursan ol. Ali'nin oğlu da olsan, velinin oğlu da olsan ya da sen zengin de olsan, fakir de olsan, sen A şehrinden de gelsen, B şehrinden de gelsen, bütün öğrenciler eğitimde genellik ve eşitlik hakkına sahiptir diyor. Buradaki tanım kim olursan ol herkes eğitim önünde eşittir. Aşağıdakilerden hangisi adalet sistemi içinde yer almaz? Mahkeme var mı? Var. Adalet Bakanlığı'na bağlı. Hakimler var mı? Var. Avukatlar var mı? Var. Ama komiserler yok. Komiserler arkadaşlar güvenlik kısmında yer alan kısımdır. Yani polis suçları yakalamaktan sorumludur. Adalet sistemi içerisinde diğerleri vardır. Peki bir soru. Cezaevleri ya da infaz koruma memurları adalet içerisinde yer alır mı? Evet. Yer alır. Onlar da yine Adalet Bakanlığı'nın adaletin sağlanmasını sağlayan sistemlerdir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Nokta nokta özelliği gereği daha hafif bakın özelliği gereği daha hafif nitelikli hukuka aykırı hareketler için verilen isimdir. Hukuka aykırı bir hareket var ama hafif olacak. E kabahat Doğrudur. Ödül değildir. Suç. Hocam suç hukuka aykırı mı? Evet. Ama hafif değildir arkadaşlar. Burada bir sıkıntı var. Yarışma değil. Doğru cevabımız kabahat olacaktır. Yani kabahat hukuka aykırı hafif olan suçlara kabahatler kanunu cezası diye bir kanun cezası verilir. Aşağıdakilerden hangisi? Yazılı kurallardan biri değildir. Hukuk kuralını yazmışlar. Elini almışlar yazmış. Trafik kuralını yazmış. Demiş ki bak şunu yaparsan bunu yaparsan bu olur. Kırmızı ışıkta geçme. Emniyet kemerini tak. Telefon kullanma diye hakları yazmış. Görgü kuralları yazmamış. Anayasalar yazılmış. Görgü kuralları ne biliyor musun? Mesela otobüse bindin. Tamam. Otobüste sen oturuyorsun. Önceden bindin ön duraktan. Senden sonra yaşlı bir tane teyze bindi. Sen o kadar gitmişsin, okula gitmişsin, bunu etmişsin, neyse çalışmışsın. Yaşlı teyze de bir hastaneye gideyim de geleyim şöyle bir gezeyim demiş. Sonra da sana gelmiş Kalk ah, oğlum da azıcık ben oturayım. Ha, Senin orada kalkıp yer vermen görgü kuralıdır işte. Yani yaşlı birini gördüğünde senin kalkıp yer vermen yani doğru olanı yapman bir nevi onu yapacaksınız. Yaşlılara böyle mesela engelli bireylere ya da ne bileyim işte hamileler gördüğünüzde onlara yer vereceksiniz. Bunlar işte görgü kuraldır. Ya da yemek yerken mesela çok konuşulmaz, yemek koklanılmaz gibi kurallar vardır. Davalı kime denir? Şimdi mübaşir diye bir adamımız var. Biliyor musunuz Mübaşir. Müba yanlış yazdım. MÜ yani. Bir yandan konuşup bir yandan yazmak çok zor. Mübaşir amcamız diye bir amcamız var. Bu amcamız Akden'in kapısında bulunur. Davalamet, davacı Mehmet diye bağırır. Tamam mı? Aynen böyle bu şekilde bağırır. Davalı ve davacı diye bağırır ve der ki mahkeme başlamaktadır. Duruş, duruşma başlamadadır. Başlamak üzeredir diye bağırır. Bu bağıran mübaşir amcamızın bağırdı. Davalı dediği kişi kendisine dava açılan kimsedir. Bak bu davalı. Kendisine dava edilmiş. Davacı olan kişi de mağdur olan. Davacı olan kişi de dava açan kimseye de davacı denir. Bunu bilin. Mübaşir de o bağıran kişi belki karşınıza çıkar. Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir? Toplumsal yaşamı düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen kurallar bütününe ne denir? Tabii ki de hukuk denir. Aşağıdakilerden hangisi bir hukuki yaptırım değildir? Tazminat yapabilirsiniz, ceza yapabilirsiniz, icra yapabilirsiniz ama şiddet bir hukuki yaptırım değildir. Aşağıdaki toplumsal kurallardan hangisiyle ilgili değildir? bizden yaşça büyük biri geldiğinde ayağa kalkmak örf adetlerimiz yani geçmişten gelen sözlü kurallarımız da var ahlak kurallarımız da var görgü kurallarımız da var ama yazılı olan hukuk kurallarımız içerisinde böyle bir kural yok Aşağıdakilerden hangisi toplum yaşamını düzenleyen kurallar arasında yer almaz? Örf ve adetler toplumu düzenler. Din kuralları toplumu düzenler. Hukuk kuralları toplumu düzenler. Ama düğün törenleri ya da düğün kuralları diyebilirsiniz. Bu da düğünü düzenler. Yani nasıl böyle oynanır? Nasıl bir işte kasap havasıyla düğün bitirilir? Bu tarz kuralların yazıldığı düğün törenleri vardır. Bu çok önemli bir şey değil zaten. Arkadaşlar yazılı olmayan bir kuraldır. Sorularımız bu şekilde. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Bu sınavdan beklediğimiz not şöyle bir cızgı, iki yuvarlak şöyle kocaman kocaman gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.